Sezonun ilk maçı 3-1'lik bir galibiyet. Hayırlı olsun diyelim ilk önce başkanım. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yani neticede 3 puan aldık ama takımda bilemiyorum. Tabii fazla futboldan anlamamama rağmen bayağı eksikler var diye düşünüyorum. İnşallah daha iyi olur. Daha ezici bir futbol oynarız. Çok daha rahat bir galibiyetle karşılaşacağımız maçlarda görürüz diye düşünüyorum. Ama neticede bir 3 puan aldık. İnşallah bu seri böyle devam eder. Stadın kale arkası tribün bitmiş. Protokol tarafı fazla bir şey kalmamış herhalde. O da bir maliyeyi şenlendirecektir. Daha fazla seyirci getirecektir. Takımı da ateş edecektir diye düşünüyorum. Evet tabii biz bir çocuk gibi yavaş yavaş büyüyoruz yani netice itibariyle işte kale arkasına bu şey fazla müsaade etmediler sanıyorum. Evet. Sadece o kadar bölüme müsaade ettiler. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda daha çok seyirci potansiyelimiz olacak. İnşallah Etimes halkıyla daha iyi kaynaşacağız ve daha güzel maçlar seyredeceğiz diye düşünüyorum. Başkanım, Rize Spor'da başkan vekilliği geldi. Evet. Şimdi zor olacak iki takımın birden maçlarını takip etmeden. Yani bu herkese her kulağa nasip olmaz yani. Bir yerde başkan, bir yerde başkan vekilliği. İnşallah ikisini de bir üst lige çıkaracağız. Birini Süper Lig'e, birini de birinci lige. Hedefimiz bu yani. Maçı, ligin ilk maçı tabii. Rakibin ne yapacağını çok fazla bilemiyoruz. Transfer yasağı vardı ama geçen yıldan oynayan 11 ile oynayacak. Geçen yılda bu takım bu 11 ile iyi işler yaptığını biliyorum. Kastamonu 3-0'dan 4-3 yendiler. Bayağı iyi oyunlar oynadılar. Bizim için tabii içeride ilk maçımız, takım birbirini tanıdı, birbirini artık biliyor. Tabii ilk başlangıçlar çok çok önemli. Yani oyunun genelinde iyiydi takım. İyi oynadılar. Gol pozisyonlarına çok girdik. Son hareketlerde biraz bitirici hareketleri yapamadık. Ama sağ olsun, emeğine sağlık. Futbolcularım oyunun bir olmasına rağmen bırakmadılar. Çünkü belli bir şeyi yakalayacağımız, tempoyu yakaladığımız anda zaten daha rahat olacağımızı bildiğim için tempo yapmamız gerektiğini söyledim. İkinci devre biraz daha derli topluyduk. İlk devreye göre, ilk devre de iyiydik. Yani pozisyon olarak daha fazlaydı belki. Net pozisyonlar. Kazandığımız için mutluyuz. Çünkü şimdi bayram arası var. Onun için bu arayı da yine değerlendireceğiz. Bizim için inşallah çifte bayram gibi öyle bir şey oldu. İnşallah darısı bundan sonraki haftalara. Evet. Uyum sürecini kolay atlatacak bir hava hissettik. Bu kamp dönemindeki çalışmaların etkisiydi galiba bu konuda. Tabii şimdi takımda yeni arkadaşlarımız var. Oynayanlar da demin söylediğiniz gibi sayılar doğru. Tabii uyum süreci çok da kolay olmuyor. Neticede bir araya geliyorsunuz. İşte bizim bir arada olduğumuz dönemin 45 gün. 45 günde önce işte ne bileyim biraz kuvvetli farklı şeyler çalışıyorsunuz. Ondan sonra belli bir dönem özellikle ikinci kamp döneminde maç oynadığımız için biraz antrenman sayımız da azaldı doğal olarak. Çünkü 5 tane maç oynuyorsunuz. O süre içerisinde 2 güne 1 düşüyor. Hatta arada şey bulup zaman yaratıp kendimize biraz takım birbirini tanısın diye 3-4 gün maç yapmadık. Tabii şöyle söyleyeyim, takım içerisindeki arkadaşlık biraz daha bunu ön plana getirdi. Uyum sorunu biraz daha öyle daha çabuk atlattık. Zamana ihtiyaç var mı? Futbolda her zaman var. Ama şu arayı yine değerlendirip, bir de tabii şimdi farklı bir ortama geliyoruz. Orada suyun içime geldik. Buraya geldiğimizde de antrenman sayısı ve zamanıyla ilgili tabii program yapmak gerekiyor. Buraya da alışmaları gerekiyor. Onun için o dönemi biraz şimdi ilk haftalarda öyle bir sahayla ilgili yani zemine alışmayla ilgili şeyler oldu. Zaten zaman zaman belki sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Futbolcularım bazı pozisyonlarda sahayı tam tanıyamadıkları için özellikle Eser'in, Yaşar'ın birkaç pozisyonu var. Ama çok şükür kazasız belasız atlattık. Çok önemliydi bizim için. Çünkü ilk maçlar her zaman önemli. Ama bu süreci de aşacağımıza inanıyorum. Yani büyük bir kısmını atlattık.
Az bir kısım kaldı, orayı da geçeriz. Hocam, yani çok kısa bir profesyonel geçmişi olmasına rağmen her zaman üzerine koyarak giden bir yetenek belediyesi koruyoruz. Çok ciddi bir yönetim anlayışı, çok ciddi bir yerel yönetim desteği. Yani bu sene Ankara'da ciddi ses getirecek bir takımın sinyallerini alıyoruz diyebiliriz. Tabii şimdi bu süreci hep beraber götürmemiz gerekiyor. Yani bir kadro yaptık. Yaptığımız kadro bunu başarabilir mi? Başarır. Tabii zamana ihtiyaç var. Demin söylediğiniz uyumla ilgili, takımın birbirini tanımasıyla ilgili. Şu anda iyi gidiyor. Yani zaten hepimizin yani hedef takım olmakla ilgili ortak bir şeyimiz var. Başkanın. Sayın belediye başkanımızın, bizlerin, futbolcularımın işte zaman zaman beraber olduk. Sizler de o konuşmalara şahitsiniz. Tabii bu tek başına, bizim tek başına hepimizin beraber yapabileceği, yani burada ciddi bir her anlamda destek gerekiyor. Yani geçen sene bunun en büyük örneğini Ankara Gücü gösterdi. Yani takımın çok sıkıntıda olduğu dönemlerde zorlukları aşma adına gerçekten taraftar kitlesine ciddi bir ihtiyaç var. Biz de bu konuda biraz tribünler falan yapıldı. Bugün belki cumartesi diye biraz sayı az oldu. Ama önümüzdeki haftalarda biz de o desteği göreceğimize inanıyorum. Çünkü potansiyel var. Şimdi geçen tesisin yapıldığı yere gittim. Yani çok büyük bir alan, güzel bir şey yapılacak. Oradaki şeylere baktım. Projeleri konuştuk. Yani inşallah zaten onunla bu şey daha da hızlanır. Yani burada bir potansiyel var. Bu potansiyeli değerlendirmek için atılan adımlar var. İnşallah hepimiz hep beraber bunu yaşarız.